dünyaca ünlü banka altının ne kadar olacağını açıkladı. Dünyaca ünlü İsviçreli banka UBS, altının ons fiyatının 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine gerileyeceğini açıkladı. İsviçre Bankası UBS'nin ekonomistleri altın fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Ekonomistler altının ons fiyatının Haziran ayına kadar 1950 dolar civarında istikrar kazanmasını ve 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine geri dönmesini bekliyor. Spot altın fiyatlarının tahminimizin üzerinde olması nedeniyle yatırımcıların şu anda birikim yapması gerektiğini düşünmüyoruz denilen açıklamada, göreceli olarak platin bizim için en çekici değerli metal olmaya devam ediyor ifadesi kullanıldı. Altın ve para piyasaları uzmanı Islam Memiş, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan süreçte denge, siz davranan altın ve para piyasaları ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Yaptırımlar açıklanırken bir şeyler olacak. Memiş, art arda gelen manipülasyonlara karşı neler yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı: "Burada büyük bir manipülasyon var, istikrar yok. İstikrarın olmadığı her yerde manipülasyona açık bir piyasa olur." Peki yapmanız gereken ne? Benim aldığım intibaya göre bu savaş çırtkanlığıyla birlikte hazır dünya bu kadar ayağa kalkmış, herkes artarda yaptırım kararları uygularken bir şeyler olacak. Size kendi satın aldığım gaz maskesini göstererek günün birinde bu maskeleri bile emin olup para verip bulamayacak bir dünya topluluğu olacak. Bence insanları buraya hazırlıyorlar. Normal maskelerden gaz maskelerine geçen bir dünya profili görecek insanlar. Hazırlıklı olun. Bunun arkasında yatan çok büyük bir olay, senaryo şu: Enflasyon ile insanları fakirleştiren sistem insanların korku ve panikle bir tarafa itecekler, insanları sürekli fakirleştirecekler. Yeni zamlar art arda gelecek. O kadar büyük manipülasyonlar göreceğiz ki kıtlık konuşulacak. Nikel, alüminyum, çinko gibi metallerde sert yükselişler göreceğiz. Yani dünyada o kadar pahalı bir hayatı sunacaklar. O yüzden size enflasyondan sonraki hiperenflasyon sürecini sürekli size anlatmaya çalışıyorum. Sadece petrol, emtia fiyatlarının yükselmesi değil buradaki mevzu. Mevzu, dünyada bütün kalemlerdeki hayat pahalılığı. Bunun altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi de enflasyonu hiçbir ülkenin önleyememesi, önleyemediği gibi manipüle edilmesi ve bütün suçun da savaşa dolayısıyla Putin'e atılması. Eğer savaş çıkmasaydı, hayat bu kadar pahalı olmazdı şeklinde büyük bir senaryo hazırladılar. Bu senaryoya karşı hazırlıklı olun. Ciddi manipülasyonlar olacak. İkincisi ise ülkemizde stokçuluk göreceğiz. Önümüzdeki haftadan itibaren içeride ciddi manipülasyonlar olacak. Un tarafında, yağ tarafında, bütün gıda grubu kalemlerinde olacak. İnsanlar yine korkuyla alışverişe ve stokçuluğa itilecek. Samlar gelecek. Hem enflasyon var hem savaş manipülasyonu var bununla birlikte stokçuluk ve kriz fırsatçılığı da buna eklenecek önümüzdeki haftalardan itibaren artık herkesi korkuyla marketlere adeta yağacak. Marketlerde pazarlarda kuyruklar görülecek, sosyal medyada algı operasyonları göreceğiz. Neler göreceğiz neler? Lütfen bu algılara dikkat edin. Bunlar koca bir tezgahtır, manipülasyondur. Tarihte veriyorum önümüzdeki haftadan itibaren insanlar marketlerin önünde kuyruklara girecek. Taos havası yaratılmaya çalışılacak. Stokçular bunu fırsata çevirmek için stok yapacaklar ya da büyük zamlar yapacaklar, mal yok diyecekler ve tane tane satacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren çok sık olarak sosyal medya operasyonlarına maruz kalacaksınız. Yeni dünya düzeninin amacı da bu bütün insanları korkuyla yatırıp korkuyla kaldırmak, insanları psikolojik anlamda bitirmek. Lütfen uyanık olun. Her gördüğünüze inanmayın. Dolar yüksek, euro dolar paritesi yüksek, haliyle euro Türk Lirası turununda artması normal. Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmedi. Gram altın almak için doğru zaman mı? Gram altın 953 lira seviyesinde. Altın Türk Lirası fiyatı sonra 923 liraya doğru sert bir şekilde geriledi bu seviyeye 960 lira seviyesinden geldi. Dolar kuru yükselmeye devam ederken, Antalya görüşmesinden bir sonuç çıkmamasıyla altının ons fiyatı tekrar yükseldi. 950 lira üzerinde kalma çabası gösteren bir altın Türk lirası var. Şu anda satın alma seviyesinde değil. Elimdeki gram altınla pariteyle işlem yapmak suretiyle, altınımı parite yoluyla dolara çevirmek suretiyle beklemeye devam ediyorum. Ons altında da bir tuhaflık var. Altının ons fiyatı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun yüksek gelmesine rağmen, 2000 doların altında kalmaya devam ediyor. Bu bir soru işareti. Bir yandan savaş devam ederken ons altın halı 10 doların altında. Üstünde olması gerekirken. Destek seviyesi 1970 dolar aşağı doğru kırılırsa, 1935 dolar seviyesi. Ateşkes ya da geçici bir anlaşma haberi gelirse 1900 dolar seviyesinin altına sarkabilir. Bitcoin'de neler oluyor? Kripto paralarda ise özellikle Bitcoin'de 32.000 ile 52.000 dolar gibi geniş bir bant aralığını bu ay boyunca takip etmeniz gerekiyor. Enflasyon piyasası oluştuğu için bir bakacaksınız kripto paralarda sert düşüşler, bir bakacaksınız sert çıkışlar görülecek.